Evet. Yayın start alsın. Haydi bakalım arkadaşlar, selam. Toplanın toplanın, merhaba, hoş geldiniz. Herkese selamlar. Herkese selamlar. Türker Hocam. Evet, doçent doktor Türker Bıyıklı. Evet, güzel bir yayın olsun. Türker Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Ya biraz önce bir canlı yayını izliyordum da dalmışım. Saate Estağfurullah. baktım. Saate baktım. Eyvah, saatim gelmiş. Sağ olsun. Aslan'la Çiğdem Hoca bir yerde konuşuyorlardı da. Onlar da korektif egzersizi. Onlara dalmışım. İbrahim. Bizim Aslan Başar mı? Evet. Hmm, tamam, onlar da evet, onlar zaten enstitüden beri falan beraberler, o dönemden beri. Evet, Türkiye Hocam, ne biz var ne de yok? beraber. İyi vallahi abi, sen nasılsın? İyi valla, ne olsun. Sinyal biraz arada bir küçük kesintiler oluyor. Bir dakika, Ya evet, ben artık benim durumum muayenesi bu. kontrol ediyorum. Yapacak bir şey yok. Şu anda iyi gibi, bir sıkıntı yok. Herkes Ben selamları veriyor. deplasmandayım. Türkçe, normalde Eyvallah. İbrahim alacaktı yayını. Küçük bir teknik Doğru. nazar şeyi yaşıyoruz. söyleyin adını. Elektrikler gitmiş diğer tarafta. Öyle Dolayısıyla öyle öyleymiş. yayını şu anda ben üstlendim. Akabinde eğer elektrikler gelirse İbrahim bana mesaj atacak. Direkt olmazsa kalan kısımdan da olabilir. Şu anda o da merhabalar dedi. Ne var ne yok, ne Eyvallah. yapıyoruz burada? Birazcık az kısa bir hasret gidelim, ondan sonra konumuza yavaştan bir giriş yapalım. Abi ne yapıyoruz? İyiyiz. Çalışmalar devam ediyor. Bu süreçte eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Hem bireysel hem ekiplerimizin eksiklerini, hem iş hem aile. Ama tabii ticari olarak soruyorsan sıkıntılı. Kişisel gelişim olarak soruyorsan olumlu. Böyle bir süreç yaşıyoruz hep Ya, beraber. ticari olarak hepimiz bu süreci yaşıyoruz. Şimdi sonra Evet. soruyorlar, yayın kaydı olacak mı diye. Olur, olacak tabii. İnternette herhangi bir olağanüstü bir durum söz konusu olmazsa arkadaşlar, bütün yayınlarımız bizim YouTube kanallarına yükleniyor. Yani yayın kayıtlarımız sürekliliğini arz etmek üzere YouTube'a transfer ediyoruz. Bu arada Türkiye Hocam, hazır sen de yayındayken ben paylaşmak istiyorum. Geçen biz İbrahim'le de küçük bir sıkıntı yaşadık. Aslında bunu Instagram üzerinden de story'dan da paylaşacağız. Enteresan bir şekilde bizim Seven IMEA'ya dijital platformdan bir saldırı var. Şu şekilde Ne gibi? şifrelerimizi ele geçirilmeye çalışıyor. Gerek YouTube'umuz, gerek Instagram sayfamız. Allah Ama Allah. biz kesintisiz olarak şu anda yaptığımız işe aynı güçle, hırsla devam ediyoruz. Tüm çalışmalarımız bizim belirli bir datada kayıt altında tutuluyor, ne olur ne olmaz diye. Mesela YouTube'a yüklediğimiz videolarımız falan hepsi bizim elimizde, orijinal halleri de mevcut. Olabilir, olabilir. Güzel. Buradan da bunu paylaşmak istedim. Yayından da paylaşacağız. Güzel Türker şeyler Hocam, bunlar. Evet. şimdi biz geçen güzel bir canlı yayın yaptık. Sizin taraflarda bir istişare de etmiştik hatta. Bu medikal egzersizle alakalı. Şimdi Evet. bu işin asıl gerçekten disiplin tarafı, kavram, ihtiyaçları noktasında. Aslında bu işi en güzel, en doğru şekilde ve en profesyonel iyi şekilde anlatacak olan kişinin siz olduğunuz yayında birçok kez Evet, vurguladık. teşekkürler. Yo, Şimdi yani evet, yavaş yavaş konuya tecrübelerimizi aktaracağız. girerken de Evet. bu arada İbrahim de küçük bir araştırma yaparken denk geldik. İbrahim özellikle bunu dile getirdi. Bu 2015 yılında bir aktüel dergisinde Medikal Egzersizle alakalı. Aktüel Tıp Aynen, dergisi, evet. aynen. Hani bunu zaten bir şekilde yapmışsınız, gündeme getirmişsiniz. Biraz Evet. o dönemden çok kısa bir bahis alabilir miyiz? Hikayesi var tabii. Her geçişin bir hikayesi var ama hep sorgulamayla başlıyor tabii. Önce kendimizi sorguluyoruz. 2009'du sanırım. 2009'da ACSM'in Personal Trainer programıyla tanıştım ben. Ve o süreçte o zaman ACSM'in biliyorsunuz yani, zaten açıklamama gerek yok. 1954'te kurulan bir
araştırma, yani tamamen sporcu sağlığı üzerine araştırma merkezi, Amerika'nın ulusal sporcu sağlığı birliklerinden en temeli olan. Sonrasında o zamanki klinik egzersiz specialist diye bir programları vardı. O programa enterese olmuştum. Onu biraz detayına girmiştim. O sırada da biz 2009'da halen bir konumda çalışıyorduk Türkiye'de. O sırada da bir İtalya'ya gitmiştik bir eğitim için. Orada da omurga üzerine bir eğitim almaya gidip orada bir süre kalma fırsatı bulmuştuk. Klinikte çalışma fırsatı. Ben de bu konuya birazcık enterese olmuştum. Victoria Belleği vardı. Operatör. Aynı zamanda da eski dövüş sporları uzmanı. Kendince bir Axis of Life diye bir sistem geliştirmiş. Onun eğitimini aldıktan sonra buna merak sardım açıkçası. Sonra klinik egzersiz programına merak sardım. Sonra da bir süreç, işte İngiltere'deki hikayemden sonra Türkiye'ye döndükten sonra bu medikal egzersiz kavramını bizim kariyer planlamamızın ileri noktasına yerleştirdik. Ama bugüne kadar o noktaya, yani kariyer anlamında o noktaya gelen henüz, yani daha getirdiğimiz hiç kimse olmadı. Çünkü bu bir süreç. Bu da bir geçiş süreci zaten. 2015'te de tabii biz bunu Türkiye'de özellikle hastanelerin, çünkü Amerika'da hastanelerin bünyelerinde bu merkezler var. Ve burada uzmanlar görev alıyor. Burada da hastanelere bunları anlatırken bu süreçte tıp camiasıyla biraz haşır neşir olduk. Orada da Aktüel Tıp Dergisi bayağı etkindir hekimler içerisinde. Bizimle bir röportaj yaptılar. 2015 Eylül'dü sanırım. Orada bir röportaj verdikten sonra bu konu 2015'in sonu ve sonrasında bayağı bir Türkiye'de duyuldu, yayıldı. İyi bir noktaya da geldi. Yani şöyle bir noktaya geldi. Her bilgi, her düşünce önce canlanmadan, yani hayat bulmadan önce bu süreçlerden geçiyor. İşte tartışılıyor, konuşuluyor. Birileri onu diyor, başkaları bunu diyor. Derken bir sallantıdan sonra yavaş yavaş bir yere oturmaya başlıyor. Ve bu süreç, biz de bu süreci yaşıyoruz. O hikayesi oydu, yani ilk resmi olarak bu söylemi orada Türkiye'de kullandık. Alo. Duyuyor Alo, musun? şey, bağlantı çok sık kopuyor da ben de emin olamadım şimdi. Tekrardan aynısı oldu. Türker Evet. Hocam, sinyalde bir şeylik var. Benim sinyalim rahat geliyor mu o tarafa? Geliyor, evet. Evet. Burada ben şey yapıyorum, çok bağlantı kopukluğu alıyorum. Buradan genel olarak bir ifadede bulunacağım. Arkadaşlar, yayında bir kopma görüyor musunuz? Kopma görüyorsanız ne tarafta? Türker hocamızın tarafında mı oluyor, benim taraftan oluyor, ondan bir emin olalım yayın akışında. Şu anda iyi hocam diye bilgi geldi. İyi, bence Başka ses. bir şu anda arkadaşlar her şey Evet. mi? Bağlantı şu an akıyor dendi. Tamam hocam, Evet. serbest. Bizdeyiz. Şimdi 2015 Eylül'den sonra işte bir ivme kazandı. İnsanlar arasında tartışılma noktası oluştu ki zaten istenen bu. Tartışılacak. Ondan sonra belli bir zemine oturacak zamanla. Dolayısıyla ben bu anlamda yapılan her şeyi çok değerli buluyorum. Konuşulan her şeyi, olumlu olumsuz, hepsi bu konunun bir zemine oturmasına hizmet eden süreçler. Biz de bu süreci yaşıyoruz. Yakın zamanda zaten nedir onun adı? Halk sağlığı tarafı, ki bu içinde bulunduğumuz süreçte bunun insanların farkındalığının artmasına sebep olduktan sonra artık hükümet düzeyinde de bu konunun ele alınacağını, alınması gerektiğini zaten düşünüyoruz ve bu süreçte de umarım doğru şekilde yönetilir diye düşünüyorum. Şimdi ben konuya yavaştan bir giriş yapmak istiyorum. Bir Tabii. takım da biraz da sorularımız da var. Yayın içerisinde zaten arkadaşlar bununla ilgili soru soracaktır. Türkiye'de
popülasyonu ve farkındalığı giderek artmakta olan bir yapı var. Medikal egzersiz, medikal fitness. Burada kim medikal egzersiz uzmanı, kim medikal trainer? Yani önce hani bunların bir tanımlaması üzerinden gidelim. Ardından sizin hani çok güzel bir yönelttiğiniz bir başlık var. Medikal egzersiz kavramı, ihtiyacı ve multidisipliner yaklaşım. Önce bu Tabii. başlıkları isterseniz bir tekrarlayalım. Biz geçen sefer İbrahim Hoca'yla da bunun üzerinden bir dediğimiz gibi bir giriş yayını yaptık. Ama bu işin majör kısmı ve gerçekten hani doğru ifade kısmını sizin çok daha iyi yapacağınızın kanaatine vardık. İsterseniz Evet. önce bir şey yapalım. Hani bu tanımlamayı bir yapalım. Ondan sonra konuya yavaş yavaş bir giriş gerçekleştirelim. Ya şöyle yapsak bence, şöyle yapalım. Biz önce medikal kavramını bir zemine oturtmamız lazım. Egzersiz kavramını oturtmamız lazım. Bence daha önce, bunlardan evvel. Şimdi bizim yapımızda hani toplumsal olarak da kültürümüzde hep bir şeyin hemen sonucuna varmaya gidiyoruz. Önce birazcık başa dönmek lazım. Şimdi medikal dediğimiz şey sağlığı korumak ve sağlığı eğer bir kayıp varsa yerine getirmek anlamına gelir. Şimdi biz burada medikal dediğimiz zaman işin koruyuculuk tarafından bahsediyoruz. Peki sağlık dediğimiz zaman onun da bir tanımını yapmak lazım. İşte sağlık bugün baktığımız zaman hep fiziksel, fizyolojik, işte morfolojik, işte hücresel düzeyde patolojik hadiselerden konuşuluyor ve bunların tedavi süreçlerinden ibaret olduğu bir algısı var. Fakat sağlık genel anlamda bedensel, ruhsal, sosyal, fiziksel uygunluk olarak iyi olma halidir. Şimdi ve sağlık, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığı üç başlıkta incelediğini görüyoruz. Bunlar önlemek, prevention, tedavi etmek ve esenlendirme yani rehabilite tarafı. Şimdi burada bahsettiğimiz uzmanlık medikal kelimesini bir kenara koyarsak egzersiz uzmanı dediğimiz uzmanlık var. Bu egzersiz uzmanı esasen bu iki başlıkta önemli bir yer alıyor halk sağlığı bakımından. Çünkü toplumun halk sağlığı açısından fiziksel olarak aktif olması öncelikle sonra da bireysel olarak bu fiziksel aktivite düzeylerine uygun egzersizlerin dizayn edilmesi ve koçluk süreçlerinin yönetilmesi bir uzmanlık. Bu böyle bir uzmanlık var. Önce bir kere pardon, ülkemizde böyle bir uzmanlığın yetişme süreci oluşması lazım. Ondan sonra herhangi bir hastalık veya kronik hastalık veya kısıtlılık diyelim içerisinde olan biri veya özel medikal bakım isteyen bireylerle egzersiz yönetmesi, planlaması durumu söz konusu. O ondan sonraki adım. Yani dolayısıyla medikal koruyuculuk demek. Sağlığı yerine getirmek demek. Biz burada koruyucu, medical egzersizin tam karşılığı koruyucu egzersizdir. Bir kere bunu konuşalım. Peki egzersiz uzmanı kimdir dediğimiz zaman, egzersiz uzmanı da çok hızlıca bahsedecek olursak, bir bireyin fiziksel uygunluk süreçlerini anlayabilen, determine tespit edebilen, İşte ses edebilen, değerlendirebilen, sonra ona bir planlama yapabilen, o planlamayı o kişiye aktaracak koçluk süreçlerine hakim olan bireyden bahsediyoruz ve bu bireyin teorik hakimiyeti ve pratik o hakimiyeti sahaya indirme süreci var. Bu da şöyle sonuçlandıralım. Şimdi başlığı tek tek alması gereken teorik pratik dersleri burada sayacak değiliz ama günün sonunda şunu yapabilmesi lazım. Bir egzersiz uzmanının bir bireyin ihtiyacı olan hiyerarşik sıralamayı yani esneklikten, kardiyorespiratuar uygunluktan, kor aktivasyonundan, dengeden, işte reaktif hareketlerden, hızdan, çeviklikten, çabukluktan, dirençlerden bütün bu sıralamayı hakim olması lazım. Yani bunları gerçekten antrenman bilgisi unsuru içerisinde hakim olması gerekiyor.
Ve bunlara bağlı olarak seviyelendirmelere hakim olması gerekiyor. Yani hangi seviyeler, işte kontrol ne demek, güç ne demek, kuvvet ne demek, kuvvette devamlılık ne demek, bunları nasıl geliştiririm ve bunlara bağlı olarak yine üçüncü başlık akut değişkenler dediğimiz bir egzersizin sıklığı, tekrarı, yüklenmesi, dinlenme aralığı, temposu, frekansı, hacmi ve tüm bu süreçleri hakim olması lazım. Bunların eğitimini, bunları birbiriyle entegre edecek süreçlerle ilgili bir eğitim, teorik pratik bir süreçten geçmeden egzersiz uzmanı olunmaz. Egzersiz uzmanı olduktan sonra bir kısıtlılık içerisinde olan bireyin egzersizini yönetmek sonraki adım. Ve bu bir credential, bu bir certified dediğimiz uygulama süreciyle ulaşacak bir şey. Yani Dolayısıyla bir böyle sıralamada bir gitmesi gerekiyor bunların. tabii. Yani nasıl olabilir ki başka türlü? Önce egzersiz uzmanı olmak lazım ve bunu sen olabilirsin, sen olamazsın diye sınırlamamak lazım. Herkes egzersiz uzmanı olmaya aday olabilir. Mesleği ne olursa olsun. Bu konuda kendini edikt yani buraya yönlendirmiş kişilerin hepsi belirli bir sırayla, belirli bir devamlılık arz eden, süreklilik arz eden bir yol ile buraya gitmesi gerekir. Yani önce hiç ortada hiçbir şey yokken bireyi tanıması gerekir. İnsanı tanıması lazım. İnsanın fizyolojik işleyişini tanıması lazım. O insanın fonksiyonel olarak anatomik işleyişini anlaması lazım. Egzersiz dizaynını anlaması gerekiyor. Bu bahsettiğim antrenman yapan unsurlarıyla ilgili eğitim alması lazım. Ama bunlar da yetmez. Yani bizim şu an üniversitelerde okuttuğumuz bölümler var. İşte antrenörlük bölümü, öğretmenlik bölümü, işte rekreasyon, işte yöneticilik. Bu bölümlerin içerikleri bu uzmanı yetiştirmeye haiz işler bölüm süreçler değil. Bu başka bir uzmanlık ama sadece Türkiye'de değil. Bu bir geçiş süreci. Biliyorsun biz zaten hani çok yakın çalışıyoruz Avrupa'yla. Onlarla beraber standartizasyon toplantıları yapıyoruz. Bu süreçte de çok toplantı yaptık. Şimdi ben de yavaş yavaş o standartizasyonları içine girmeye başladım. İşte fikrimizi soruyoruz. Kanada'daki adam da biz de İsveç'teki de Hindistan'daki de hepsi aynı şeyleri söylemeye başlıyoruz. Avrupa diyorum ama hani Hindistan'daki de o birliğe bağlı. Böyle bir çatının altında konuşma fırsatı bulmak da güzel. Hepsi bu süreci yaşıyor. Bu bir geçiş süreci. Tüm dünyada bir geçiş süreci. Ama öncelikle egzersiz uzmanı olmak, akut değişkenleri anlamak, seviyelendirmeleri anlamak, ihtiyaçları anlamak. Yani esneklik ne demek? Çok geniş bir kavram. Esneklik kabiliyeti, flexibility'yi, o kabiliyeti geliştirmek için elimizde hangi materyaller var? İşte kası uzatıp bekletecek miyiz? İşte yavaş yavaş aktif izole mi yapacağız? Dinamik mi yapacağız? PNF mi yapacağız? İnhibe mi edeceğiz? İşte veya üç düzlemde de aynı anda iş mi üreteceğiz? Bunları nerede, nasıl, ne kadar kullanmamız gerektiklerini daha bilmeden herhangi bir kısıtlılığa sahip olan bir bireyle egzersiz yönetmek çok mümkün olmaz. Dolayısıyla bu bir süreçtir. Bu süreci yaşıyoruz şu anda. Ya bu bir tedavi de değildir burada sakın. Yani sağlık hizmetlerinin tedavi kısmında değiliz biz. Aman ha. Koruyucu egzersiz demek Şimdi zaten. o Koruma. çok önemli bir nokta. Sakın. Herkes medikal egzersiz uygulamaların sıralamalarında tedavi olarak söyler. Tedavi kısmında yer almadığımızı sonraki aşamada Şöyle, özür dilerim. Burada bir yani katkı sağlayacağım. Tedavi kısmında şöyle olabiliyor. Bu konuda gerçekten uzmanlaşmış kişiler, yani kim bu konuda uzmanlaşmış kişiler? İşte patoloji demek hastalık, hücresel düzeyde hastalığı araştıran hasta logos, hastalık bilimi demek. Bunu bilen, patofizyolojiyi bilen, ki patofizyoloji de
bir hastalık veya hastalık olarak adlandırılmış herhangi bir durumun anormal sendromlarını ve bu sendromların sonucunda mekanik, fiziksel, biyokimyasal süreçlerinin ne olduğunu anlayabilen veya özellikle mesela kalp yetmezliği olan birisinin işte nörohumoral aktivasyonu ne demek? Bu konuları biraz bilen, yani o konuda bir spesifik biraz eğitim almış kişilerden bahsediyoruz. Bu kişiler hekimlerin tedavi sürecinde insanlara egzersiz yapmalarını önerdiklerinde bu kişilerle çalışabilirler. Yani tedavi sürecinde eğer hekim egzersiz öneriyorsa git koş, git yürü, git işte şunu yap demiyor hekim. Diyor ki şu çerçevede bu kişinin süreçleri budur. Ha, o zaman da ne oluyor? Hekim, hasta ve uygulamacı üçgeni oluşuyor o zaman. Yani bu disiplinlerle beraber bir işlevsel süreç var. Burada beslenme uzmanı da var, psikolog da var. İşte farklı etki eden dallarla kurmanız gereken bir round yani table masa etrafında bir iş var. O süreçleri yaşayan kişidir bu kişi ama bir kişiye doğrudan medikal egzersiz uzmanlığı ile ilgili bir eğitim açtık. Evet, hadi gelin siz de bu eğitimi alın. Belirli sınavlardan da geçin. Ondan sonra bu uzmanlığı, unvanını alın tarzı çok şey değil. Yani doğru bir zemine oturmuyor. Bu unvan dediğimiz şey direkt bir medikal egzersiz uzmanlığı değil. Esas tam karşılığı Advanced Health and Specialist, pardon, Health and Fitness Specialist'tır. Yani ileri düzey sağlık ve fitness uzmanıdır bu kişi. Ama yaptığı uygulamaya medikal egzersiz denir. Bu kişinin yaptığı uygulama koruyucu hekim, pardon, koruyucu egzersizdir. Yani bir Durum bu. hekim partner Esenlendiricidir içerisinde belki de. Tabii. Zaten en önemli unsur diagnosis yani teşhis. En önemli unsur teşhis. Teşhis olmadan hiçbir süreç olmaz. Yani mesela kronik hastalıklar diyoruz. Kronik hastalıklar ne demek? İnsanın belki ömür boyu bunu taşıyacağı süregelen işte genelde orta yaştan belki hayatın sonuna kadar taşıyacağı hastalıklar. Bu hastalıkla yaşayan birisi, örneğin metabolik bir hastalıksa, diyabetse, bu kişi bu hastalıkla ölene kadar mücadele edecek bir şekilde ama bu kişinin hareket etmesi gerekir. Bunun çerçevesi ne olmalı konusunda detaylı uzman olan, tecrübesi olan, dedik ya certified tecrübeyle Evet. karşılığını kişilerdir. Credential olan yani tecrübeli olan kişilerdir. Zaten bu kişiler önce bir uluslararası düzeyde egzersiz uzmanı olduktan sonra bu süreçte en az 1000 saat, 1500 saat uygulama yapan kişilerin ekstra alacağı farklı eğitimlerle belirli kurumlara başvuru yaptığı ve dediğim gibi Health and Fitness Specialist unvanını aldığı kişilerdir bunlar. Yani esasen bu süreç eğitim destekli ama tecrübeyle ilerlenecek ve unvan alınacak bir süreç. Ama önce egzersiz uzmanı olmak lazım. Bir şey sormak istiyorum Türker Hocam. Şimdi Evet. egzersiz uzmanlığı dedik. Aha. Mesela o zaman burada şimdi medikal tanımını yaptık. Medikal egzersizi. Tanımını Ben yapmadık. efendim? Tanımını daha yapmadık. Yaptık mı? Ya tam yapmadık diyelim. Ben mesela yani bir fitness nedir? Sağlık nedir? Hani Aha. bunun gibi aslında tanımları da bir kere daha üstünden geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Tabii zaten en basitinden başlamak lazım. Yani bütün kavramları doğru bir zemine oturtmak lazım hocam. Doğru bir zeminde oturtmadığınız bütün unsurlar herkesin yorumuna kalıyor. Yani yorum yapılacak bir durum yok. Şimdi medikal egzersiz center'lar, bakın şöyle bir durum var. Şimdi bunu da anlatmak lazım. Artık nüfus giderek yaşlanıyor.
Çağımızda hareketsizliğin en bariz ve en fazla kronik hastalıkla mücadele ettiğimiz bir çağdayız. Yani insanlığın en fazla kronik hastalıkla mücadele ettiği bir çağdayız. Bu da hep hareketsizlikten. 10 kişiden, Türkiye'de 10 kişiden 8'i kronik rahatsızlıklar sonucu hayatını kaybediyor. Dolaşım solunum rahatsızlıklarından dolayı kaybediyor. Metabolik rahatsızlıklardan dolayı kaybediyor ki metabolik ne demek? O da bizim enerji alım süreçlerimizin bozuldu. Yani sentezlenme, yıkılma süreçlerinin bozulduğu hastalıklar. Mesela diyabet gibi falan. Yaşlanan nüfusa, kronik hastalıklara, çoklu risk faktörleri olan bireylere bir egzersiz çerçevesi oturtmaktır medikal egzersiz. Ve bu 1980'lerin başında, bundan 40 yıl öncesine kadar aşağı yukarı oluşmaya başladı. Ve aşağı yukarı 1990'ın başlarında olması lazım birlikler oluşmaya başladı. 1991 tanesi. Evet, evet öyledir, doğrudur. Şimdi göze çarpan bir durum var burada. Yaygın hale gelmesinin bir süreci var. Araştırmalar ve diğer kaynaklara baktığımızda edinilen bilgiler şöyle. 1985'te 79 tane medikal egzersiz merkezi varmış. 2008'de 950'ye yükselmiş. Bu Amerika'daki rakamlar tabii. Ve hizmet verilen kişi sayısı 2010'da 4 milyona ulaşmış arkadaşlar. Yani bir anda artışa bakalım ki şu anda çok daha fazla bir popülasyona hizmet ediyor. Şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Benim annem 66 yaşında. İşte bir gerçek bir case yani. Ve benim annem tansiyon hastalığı var. Yani hipertansiyon var ki hipertansiyon dediğimiz durum komorbide de taşır. Yani farklı yan hastalıklara da çok yatkındır. Hipertansiyon komorbiteye çok yatkındır. Şimdi ben bir egzersiz uzmanı olarak bunu tanımam lazım. Yani çerçevesini bilmem lazım ama yani bir uluslararası eğitmen olarak, egzersiz uzmanı olarak bu süreci yani hipertansiyon nedir? İşte hipertansiyonun sebebi damarlardaki gerek arteriyoskleroz yani gerginlik veya gerek ateroskleroz içerideki plaklaşma olabilir. İşte bu olursa ben bu kişiye egzersiz sırasında işte yatırmamam lazım. İşte baş aşağı tutmamam lazım. İşte valsalva manevrası yaptırmamam lazım gibi genel çerçeveyi bilmek, anlamak lazım. Ama medikal fitness uygulamasına artık daha detay, daha bireysel, daha böyle bir hekimle konsültasyona kadar varabilecek diyalog sürecine geçmem için ki geçmem lazım önümüzdeki dönemde. Örneğin işte ne dedik biraz önce kalp yetmezliği işte genelde koroner arterle eşleşen kalp yetmezliğinin sonucunda işte atıyorum buradaki fizyopatolojik temelleri anlayabilmem lazım. Yani orada bir bozulmuş hemodinamiği anlamam lazım. İşte tuz kısıtlamasını, diüretikleri, digoksini anlamam lazım. Nörohümoral aktivasyonu anlamam lazım. Yani işte sempatik sinir sisteminin aktive olduğunu anlamam lazım. Bu detaya burada giriyorsun ama spesifik olarak belirli bir süreçten geçtikten, uygulamadan geçtikten ve kendini bu konuda geliştirdikten ve bunu da bazı yerlere ispatladıktan sonra sen bu kişilerle çalışabilirsin. Yani bu bir süreç. Yani bu ben bir eğitime gideyim, oradan eğitim belge alayım da çok doğru bir yaklaşım olmaz. Bir de en başında da şeyi vurguladınız ya, bu iş sadece belge almakta değil, bir de hani içerideki bu alanı çalıştığını ibraz edebilmesi lazım. Orada bir süreyi beyan edebilmesi gerekiyor diye. Yani Tabii. 1500 saat demiştik. Şöyle, şimdi birçok kurumun şeyi farklı ama şöyle, örneğin ACSM bir ara bu klinik egzersize döndüğün, şey klinik egzersizden fizyolojiye döndüğünde egzersiz certified exercise physiology specialist'a döndüğünde onun da açılımı CES bizim korektif gibi döndüğünde
bunları ibraz ediyorsun. Ondan sonra bu eğitime, ya bu eğitim derken esasen bu bir şey süreci, akreditasyon süreci. Yani sen kendini geliştiriyorsun, sonra onun bir değerlendirme süreci var. Gidiyorsun, o unvanı alıyorsun. Şey gibi bir şirketin var. Şirketin gidiyorsun 2000 işte atıyorum ISO 9001'e başvuruyorsun. Diyorsun ki benim bir şirketim var. Gelin beni denetleyin. Bu da böyle bir süreç. Biz denetlenelim. Birileri standartizasyon oluşturmuş insanlar bizi denetlesin, gelsin bize o hakkı, unvanı versin. Bu süreçlere girmek işte ben o süreçlerden geçtiğim için, bildiğim için ve bu süreçler beni bugünkü yerime ulaştırdığı için halen daha mesela şu anda bir boşlukta bu ACE'in programını alıyorum. Exercise Specialist programı. Herkes inceleyebilir, bakabilir. Hani niçin alıyorum? Bakayım hani ne var? Nasıl bir süreç var? Zaman zaman çok güzel şeyler de aldım. Katkı sağlıyor. Zaman zaman eleştirip oraya da mail attığım süreçler oldu ama bence geçiş sürecindeyiz. Bu oturacak. Hele ki bir de şey kavgası var ya işte ben sen yapamazsın, sen yaparsın. İşte ben bunu okudum, sen şunu okudun gibi süreçler. Bunlar biraz ben uzaktan izliyorum. Evet. Arkadaşlar bugün bir garip bir gün. Yayınla ilgili sürekli kopukluk. Önce elektrikler gitti. Sonra internette kopukluklar yaşadık. Ama hiç sorun yok. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sonuçta bir canlı yayın. Bu tarz problemler olabilir. Aynı şekilde devam edeceğiz. Türker Hocam, geldiğiniz zaman bir şey yapar mısınız? Görüntüm nasıl arkadaşlar? Hocam Sesim merhaba. iyi geliyor mu? Ha, ne oldu ya? Hocam bu akşam bir garip. Önce elektrik gitti benim taraftan, sonra Levent'in oradan internet koptu. Oluyor, canlı yayın hocam, sorun yok. Hız kesmeden devam edelim hocam. Eyvallah. Ben dinledim Tamam, sizi. süper. Nasılsınız hocam, Çok iyisiniz? teşekkür ederim. Çok iyiyiz Harika. valla. Kaptırdık Harika. gidiyoruz ya. Evet. Süper, süper. Hocam en Evet. son ne konuşuyordunuz? Ya orayı ben kaçırdım. Yani işte egzersiz uzmanı olması lazım dedik. Sonra işte Evet. daha nedir onun adı? Patafizyolojik, fizyopatolojik veyahut da temellere hakim olması lazım dedik. Örnek verdik işte kalp yetmezliği olan birisinin işte muhtemel beraberinde koroner arter Evet. durumu tablosu ortaya çıkıyor. Bu kişinin işte Evet. nörohumeral aktivasyonu ne demek bilmesi lazım. İşte burada Evet. sempatik Evet. sinir sisteminin aktif olduğu işte Evet, veyahut evet. da işte tuz kısıtlaması, diüretiklerle ilgili durumu anlaması, bu Hocam. yaklaşıma gibi falan şeyleri bilmesi lazım. Ama bu bir süreç. Yani bu bir Süreç. teorik pratik süreç. Yani Levent ne kadar dinledin bilmiyorum. Hepsini dinledin mi? Hakim misin? Büyük bir kısmını dinledim. Dinledim. Evet, O evet. sırada kopukluk olduğunda kaçtı ama hocam. Sorun değil. Hocam, Levent hocam, benim görüntüm net geliyor değil mi arkadaşlar? Sesim de net geliyor. Bir sıkıntı olursa Yani Levent hocam oradan bana WhatsApp'tan atarsan seviniriz. Tüm olumsuzluklara disiplinler, rağmen evet, devam ediyoruz. Evet. disiplinler arası demiştik. Disiplinler arası Evet. bir iletişim var. Yani hekim, hasta, uygulamacı, beslenme uzmanı, işte genetik Evet. gibi birçok Evet. bu konuya etki edecek süreçlerle bir masa etrafında oturabilme süreci. İşte beslenme uzmanı, genetik dedik, işte spor hekimliği, işte nöroloji, onkoloji, ortopedi, kalp damar, diyabet, spor fizyolojisi, bütün bunlarla bir ilişkisi var. Ama bir bireyin bütün hastalıkları hakimim ben. Bütün patolojiyi Evet. çok iyi biliyorum. Ya hekimler bile branşlara ayrılmış yani. Sen bütün hastalıkların patolojisine hakim olamayabilirsin. Olamama ihtimalin de yüksek. Ama sistem şunu gerektiriyor. Şunu konuştuk biz. EuropeActive'e de bunu anlattık. Başvuru yapacak kişilerin en azından birkaç branşla ilgili spesifik uygulama bilgiye veya eğitim workshop olabilir, farklı gelişim eğitimleri olabilir. Bunu aldıktan sonra başvuru yapmaları süreci var. Ne oldu? Ne o Evet. kadar yaklaştın ekrana?
Ben de mi Hocam yaklaşık? arada bir mesaj geliyor. Oradan Levent'te süreci Ha. yönetiyoruz hocam. Varsa bir aksaklık Eyvallah. birbirimizi destekliyoruz. Sizdeyim hocam. Eyvallah. Dinliyorum. Yani işte egzersizi anlattık. İşte kronik hastalığı Tamam. tanımladık. Metaboliği tanımlamaya Hocam çalıştık. Ha. şimdi buradan şöyle bir giriş yapayım mı ben? Yani şimdi Tabii. normalde bunu bir personal trainer olmadan medical exercise sunan ya da her neyse dünyada farklı isimleri var dedi. Zaten bunların genel olarak ne farkı var hocam peki? Hani bu PT ile metabolik sendrom şey tansiyon vesaire az çok koruyucu kısmını biliyor belki. Daha detaylar neler? Örneklem yapacak olursak hocam. Bir medical exercise uzmanının da dünya standartlarını çok iyi bilen biri olarak siz hocam bunu çok daha sonuçta birebir eğitimlerine girip yıllardır bu işin içindesiniz. Ne Şu farkı var anda hocam? bu arada onu da söyleyeyim. Reklam olmaz da yani. Liv Hospital'da Kasım ayında 2019 Kasım'da bu böyle bir departman kurduk. Yani Liv Hospital'da şu anda bu işlemi anlattık. İşte bir uygulama alanımız var. Yavaş yavaş belli bir şeye ulaşıyor. Orada şöyle bir süreç Evet. yaşamıştık. Şimdi biz bu süreçte hekimlerle, bütün branşlarla yani içinde çalışacağımız, beraber çalışacağımız branşlarla tanıştırılma süreci tanışıyoruz. Onlarla oturup istişare ediyoruz. Bana bir gün bizim Serpil Hoca, kulakları çınlasın, çok da severim immünolojide, dedi ki tanıştığımda ya ne yapıyorsunuz dedi mesela siz sana. Yani bilmiyoruz siz kimsiniz, ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız veya vesaire. Ben de ona şöyle soru sordum. Peki dedi hocam ben size isterseniz izin verirseniz ben size bir soruyla konuyu anlatmaya çalışayım dedim. Siz dedim diyabet Evet. teşhisi koyduğunuz bir insana ne öneriyorsunuz? Böyle düşündü. Tabii dedi yani egzersizi öneriyorum. Hadi egzersiz önermiyor musunuz diye sordum. Öneriyorum tabii dedi. Ki dedim egzersiz zaten çalışmalara baktığımız zaman insülin dışarıdan insülin alma bağımlısı olan insanlar egzersiz aynı etkiyi yaratıyor neredeyse. Egzersiz önermiyor musunuz? Öneriyoruz tabii. Heh dedim işte hocam. Bu kişiyle egzersiz yapacak kişi önce bu çerçeveyi anlayabilen, bu hastalığı patolojisini tanıyabilen. Yani ne dedik biraz önce patoloji, patofizyoloji dedik. Adı konmuş veya Evet. konmamış. Anormalliklerin mekanik, Evet. fizyolojik süreçlerini, biyokimyasal süreçlerini anlayabilen dedik. Orada da sana yokken örnek verdim. Her personal trainer belirli oranda bu hastalıkları tanımak zorunda. Belirli oranda. Yani Evet. bir personal trainer hani dolaşımsal bir problemle örnek verirsek bir personal trainer hipertansiyon hastasına biraz önce hipertansiyonu verdim veya diyabet şimdi farklısını vereyim. Diyabet hastasına Evet. işte hipoglisemi süreçleri olabilir egzersiz sırasında. Düşük hipoglisemi var, ağır hipoglisemi var. Bunlar ne demek? Geçen sene ders bir yayında konuştuk. Evet. İşte bu kişiye ben egzersiz yaptırırken egzersiz seçimini, açılarını, yoğunluğunu veya temposu nasıl yaptırabilirim? Basitçe. Yatırabilir miyim, kaldırabilir miyim? İnhibasyon yapabilir miyim? Aktivasyon yapabilir miyim? İşte baş aşağı mı Evet. gitsin, yan yatay mı yatsın? Bunları bilmesi lazım. Veya hipertansiyon hastasının işte ıkınma dediğimiz o tabiri caizse manevrasını, valsalva manevrasını yapmamasını, işte yatarak yapmamasını, işte yüklenme yoğunluğunun işte %65, işte %55 arası şey olması gerektiğini, direnç falan gibi şeyleri biliyor olması lazım ama bu konuda uzmanlaştıkça, detaya girdikçe ekstra eğitimler spesifik ama bu konuda eğitimler aldıkça, workshoplar olabilir, gelişim eğitimleri olabilir, uygulama alanına girdikçe artık mesela bizim dizayn ettiğimiz o kafamızdaki program, hani sen de biliyorsun Evet. konuşuyoruz, 6 Evet. tane bölümden oluşuyor. Kardiyak, Evet. metabolizma, Evet. değil mi? Yani gebelik, obezite, ondan sonra kanser, ondan sonra Ortopedi ortopedi. Böyle bölümlere ayırıyoruz ve bu konunun hekimleri, hekim hocaları gelip
o hastalığın patolojisini anlatıyor, patofizyolojisini. Ki şu anda patofizyoloji bile zaten varsa aramızda sağlık uzmanı veya hekimler, artık tıp fakültelerinde bile patofizyoloji dersi neredeyse kalktı. Yani ama bu çok önemli bir unsur. Eksik yani bu. Bu hocalar da söylüyor bunu zaten. Hocalarımız da Neden söylüyor. kalktı hocam peki sizce? Yani Ya bence onlar ne diyor bilmiyorum. neden kalktı ile ilgili? Yani o konuda benim fikrim yok. Yani buranın da konusu değil. Ama bu konu çok mühim bir konu. Çünkü patofizyoloji dediğin zaman o kimyasal, biyomekanik süreçleri, fizyolojik süreçleri, yani hastalığın moleküler düzeyde yaptığı, o patoloji onu inceliyor zaten. Onları bilmek lazım. Yani hani nedir bunlar dediğin zaman biraz önce örnek verdim işte. Hani bir hipertansiyonun şeyini bilmek lazım. Evet. Aktivasyonunu bilmemiz lazım. Hemodinamiği bilmemiz lazım. O işte biraz daha o konuda uzmanlaşmış Advanced Health and Fitness Specialist oluyor. Yani kardiyakla uzmanlaştım. İşte metabolizma ile uzmanlaştım. Yani işte metabolizma olayları, değil mi? İşte enerjinin alımı, işte besinlerin spesifik termik etkisi, termodinamik, işte burada bir şeylerin, atıkların uzaklaşması için gereken süreç, metabolizma dediğimiz sistemler, bunu bilmek lazım ve bunu bozan patolojiyi de anlamak lazım. Belki bu konuda uzmanlaştın. Belki ikisinde de uzmanlaştın ama ben gebeliği de biliyorum. Kardiyağı da çok uzmanım. Bilmek Aha. zorundasın. Bir personal trainer Evet. olarak bir çerçeveye girmek zorundasın. Ama Evet. Ama medikal hepsinin egzersiz alanında ilgileniyorsam bunu bir sonraki taşıyacağın çerçeve nedir hocam? Yani bu işte kişilerin sağlığına hekim kontrolü, hekim şeyiyle beraber, konsültasyonuyla beraber daha da iyi hale getirmeye mi, yani iyileşmeye katkı Tamam. egzersiz olarak mı giriyor? Ne giriyor Şimdi mesela? şöyle Ne Levent'e de farklılık? söyledim. Levent'e de söyledim. Sağlığın tanımını yaptık. Sağlığın adımlarını anlattık. İşte önleyici, tedavi edici ve esenlendirici üç tane şey var ya Doğru. sağlıkta. Hizmet var. Bir egzersiz uzmanı da bu birinci ve üçüncü hizmette çoklukla yer alıyor. Yani önlemek ve esenlendirmek, rehabilite etmekle anlamı. Ama Doğru. tedavi kısmında da 1980'lerin başında da tedavi kısmında da yani bu hastalıkların teşhisi ve tedavisi sürecinde de bu tür egzersiz uzmanlıklarına başvurulmuş. İşte tedavi sürecinde de yer almak istiyorsa bir adam o zaman bunları bilecek. Diğer adamlar tedavi sürecinde olmayan, hareket kısıtlılığı var, kronik hastalığı mevcut ama artık hani bununla yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani adam akciğer yani KOAH işte kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Şimdi bu adam hayat boyu belki de bu sürecin içerisinde bu kişinin egzersizini yönetiyor. Ama akut tedavi dönemlerinde de bazen bu uzmanlar detay işte uzmanlar görev alıyor. Medikal fitness merkezlerin, hastanelerin bünyesinde genelde veya o tip yapılarda. Türkiye'de de oluşmaya başladı. Ben sizi tanıştırdım ya bir tane. İnşallah orada da bu konuda abi burada söylemese miydim yoksa? Sıkıntı yok hocam. Sağ O olun. tip yerler Hocam olacak. biz Çünkü bu bir şimdi bence ihtiyaç hocam hocam. zaten buna Bu bir gidiyor. ihtiyaç bu. Buna gidiyor. İhtiyaç. Kesinlikle ihtiyaç. Şimdi sağlık harcamaları var. Toplum sağlığı var bahsettiğiniz gibi. İnsan sağlığına, insan hareketine, yaşamına, önlenebilir hastalıkların çerçevesine baktığınızda hocam egzersiz ama bunu dediğiniz gibi uzmanlaşmak gerekiyor ki daha olumlu katkıları olsun. Zarar Tabii. vermeden ilerlesin. Öyle değil mi hocam? Evet, işte ama bu bir Hocam credential süreci. Evet. bu bir tabii hemen aldım değil. Bunun da bir uygulama Tabii süresi, yol. bir kriterleri olması gerekiyor. Evet. Vaka analizi. Hocam birden fazla komplike durumlar da olabilir bile. Medikal egzersiz uzmanlığı hani ya da bu alanla Komorbid benzer tabii. eksimde bir eğitim varsa şimdi tek bir alan değil bu kombine. Ne diyoruz? Bu hakkında ne diyorduk hocam biz bunu? Komorbid ediyoruz. Şöyle yani komorbide yani ek farklı patolojiler de oluşturabilir. Mesela obezitede başka hastalıkların kişiye nükset veya işte
ortaya çıkması diyeyim. Komorbite, yani bir obezite hastasında diyabet, tip 2 diyabetle mesela obezite çok ilişkilidir. İşte buna bağlı olarak dolaşım hastalıkları, solunum hastalıkları, bunlar da komorbite olarak karşımıza çıkabilir. Yani obezitede de uzmanlaşabilirsin mesela. O da sonuçta öyle metabolik bir süreç. Obezitede uzmanlaşırken diğer komorbite durumlarını da tanıman lazım. Yani ne dedik? Ortopedide işte, mesela obezitede hocam yanlış egzersiz yapıldı, bel diz problemleri neden olabilir. Doğru mu? Tabii ki. Komplike bir bakış açısı gerekiyor. Tabii hocam ki. Korektif egzersiz peki. Bununla evet, ilgili ne farkı var? Medikal egzersiz. Şimdi yani bazı insanlar bunun olduğunu zannediyor da orada bir sıkıntı var herhalde. Biz evet, açıklamaya çalıştık şey çarşamba ama şöyle ayağımı uzatayım mı? Ya şöyle arkadaşlar, korektif egzersiz. Biraz önce de sizden önce yayındaydım şeyde, Aslan Hoca ile Çiğdem Hoca konuşuyordu. Araya girdim. O da çok güzel, çok sevdiğim arkadaşlarım. Sağ olsunlar, çok güzel katkıları var. Olacak da. Çiğdem Hoca'yı cumartesi yarın alıyoruz Zeyn Hoca. Evet. Şimdi o da iyi bir biyomekanikçidir. Şimdi yine çeviriyle ilgili bir problem var. Şimdi korrektif evet, dediğimiz şey düzeltici olarak çeviriyoruz ya. Burada evet, düzeltici olarak çevirdiğimizde hemen bilinçaltımızda bir bir dakika bir şey tedavi mi var yine işte falan gibi bir durum var. Korrektif egzersiz de bir uzman eğitmenin, egzersiz uzmanının bir sonraki bakış açısını, yani daha derinlemesine bir bakış açısı alması gereken bir şey. Yani daha henüz hiçbir tecrübesi olmayan bir, daha çocuk diyeceğimiz bir arkadaş gidip korrektif egzersiz eğitimi zaten alamaz. Alamaz. Zaten alsa bile o süreçleri tamamlayamaz. Onun süreçleri var. Şimdi kesinlikle. Peki nedir o zaman korrektif egzersiz? Korrektif egzersiz yine bir önleme. Yine bir kişinin yapacağı işten maksimum verim alma konusunda araç olan ve nöromusküler iskelet fonksiyonundaki disfonksiyonları, yani fonksiyon bozukluklarını gidermek için kullanılan sistematik bir programlama sürecidir. Ve bu sistematiğin belirli bir yöntemleri vardır. İşte önce nöromiyofasyal olarak bir gergin olan veya işte bozuk olan bir dokuyu önce inhibe etmek nöromiyofasyal açıdan çok gergin olan ve çalışma mekaniği bir eklemin etrafındaki nöromasküler verimliliğin bozulduğu bir ortamı tespit etmek, ki bunu zaten personal trainer da en azından buna bir bakış açısı getirmek zorunda. Postür analizi mesela. Statik dinamik. Bilmesi gibi. Ama korrektif egzersiz uzmanı daha detaylı. Derin yani sap sistemleri bilir mesela korrektif egzersiz uzmanı. Alt sistemleri bilir. İşte anterior, posterior, sap sistem. Matrix sistemine ilerlemeyi. İşte posterior, longitudinal sistem, bunları bilir korrektif uzmanı. Bunlara ekstra testler var, bir de detaylandırma testleri tabii, falan var değil mi hocam? Şimdi şöyle, normal bir personal trainer'ın assessment'ı farklıdır. Korrektif egzersiz uzmanının assessment'ında hareket analizi vardır, kuvvet testleri vardır, açısal testler vardır. Evet. Onlara bakar. Evet. Ondan sonra da yine bir tedavi değil. Yine bir tedavi değil. Tabii. Yine bir egzersiz uzmanı olmamız lazım. Bakın, bir terapist, fizik tedavi falan değil konu. Yine bir egzersiz. Çünkü içerisinde inhibe var. Bu inhibasyondan sonra uzatma var. Bunların hepsinin akut değişkenleri var. Yani ne kadar, kaç tekrar, ne olacak. Sonra aktivasyon var. Aktivasyon dediğin underaktif olan, yani aktivasyonu düşük olan kaslarımızın izole aktivasyonu. Bunların da akut değişkenleri var. Yani yine dönüyorum, bir trainer olmam lazım önce. Yani trainer olmadan işte ben anatomiyi biliyorum. Olmaz. Antrenmanı bilmen lazım. Egzersizle ilgili eğitim alman lazım. Alabilirsin. Gel al. Gel al. Çünkü okulunda bunun eğitimini almıyorsun zaten. Okulda bunun eğitimi yok. Yani ben X bir üniversitede
Çok da güzel bir ortamım var. Çok da güzel bir kurgunun içindeyim. Sağ olsun Profesör Doktor Mehmet Ünal Hoca, Orta Spor'un kurucusu. Biz çok güzel bir birliktelikle ilerledik ve fizyoterapi bölümü öğrencilerine ben egzersiz bilimi, egzersizin temelleriyle ilgili ders veriyorum. Egzersizi anlatıyorum. Çünkü böyle bir dersleri yok. Evet. Çocuklar inanılmaz vizyonları gelişti. Şimdi korektif egzersiz ne bir tedavidir, ne bir başka bir teşhistir, ne medikal egzersizle bir alakası vardır. Bambaşka bir şeydir o. Yani insanın edinmesi gereken bir özellik bu. Ama medikal trainer ya da medikal egzersiz uzmanı için büyük bir avantajdır değil mi hocam? Hayır, bu konuda bakış açısı alması gerekir. Ortopediyle çalışıyorsa, ortopedi konusunda aynen. Biraz önce sen ortopediyle çalışıyorsa, tabii ki yani bu ne demek? Ortopediyle çalışıyorsa demek, ortopedik rahatsızlıkları tedavi mi edecek? Hayır. Ne münasebet? Ne münasebet? Bir travmatik bölgeyle bir işimiz yok. Bizim kümülatif injury cycle. Hareket dediğimiz. Üzerine biz. Hareket mekaniği üzerine hocam. Hani oturması, hocam kalkmasından tutun da disfonksiyonlar, hani postura, rehabilitasyonu tamamlamışsa değil mi hocam? Doğru mu ifade ediyorum? Yanlış ifade etmiyorum. Estağfurullah. Kümülatif injury cycle vardır. Dinleyenler araştırsın lütfen. Yani kümülatif sakatlık döngüsü vardır. Bu döngüde adonesisler, yapışmalar, işte sonrasında muscle imbalanslar ve en sonunda da injury yani travma vardır. Travma olduktan sonra bizim işimiz yok. O travmayı yaşadı. O travmanın tedavisi zaten teşhis ve tedavi süreci zaten mevcut. Evet. Şimdi biz o travmayı yaşamasın diye uğraşıyoruz. Artı, kesinlikle. Artı. O travmayı yaşamayı bırakalım. Hepimizin bugün baktığımızda mutlaka kontrol noktalarımızda, checkpointlerimizde, ayak bileği, diz, kalça, omuz, servikal omurga, bütün bu noktalarda mutlaka bir şey vardır yani. Dokunulması gereken vardır. Bir nokta vardır. Yani evet. Hareketsiz bireylerden ve yani bilinçsiz olanlardan bahsediyorum. Mutlaka vardır. Şimdi bunlara sen çözüm üreteceksin. İşte overactive inhibe uzatacaksın. Underactive aktive edeceksin. Ve bütün bunları genel bir kas üzerine değil, entegre bir şekilde bir hareket dizayn edeceksin. Ha, entegre. O zaman personal trainer olmayan, entegrasyonu bilmeyen o zaman bunu da yapamaz. Yani hiçbir eğitim yok. Direkt gideyim ben bir korektif egzersiz eğitimi alayım. Orada inhibasyon, uzatma, aktivasyon, anatomiyi bilmiyor. Entegrasyon. Tabii kas nereye yapışıyor? Anatomisine yani bunlarla üzerine koyarak korektif hocam zaten. Hani anatomiyle, biyomekanikle ilgili zaten hocam biliyorsunuz yani. Hani onun temelini evet. Bilmeden dolayısıyla, nasıl inhibasyon? Yani medikal egzersiz uzmanı işine yarayan bir... Hocam medikal egzersiz başka bir şey. Korektif egzersiz başka bir şey. Alakası aynen yok öyle. Yani. Hani şey değil. O başka bir uzmanlık yani. O bakış açısı. Medikal egzersiz şeylere işte çok risk faktörleri olabilir. Kronik hastalığı olabilir. Metabolik hastalık. Doğru. Yani yine kronik doğru. Hastalık olabilir yani. Hareket kısıtlı hepsi olabilir. Olabilir. Yani, şey de bütünsel bir bakış açısı gerekiyor. Yani değil mi hocam? Başka bir şey. Evet. Doğru. Şimdi bunu bilmeyen bunların ikisini kafasında mantıklı animasyon böyle bir şeye oturtmaya çalışıyor. Yani önce herkesin rica ediyorum bir arkadaşınız olarak önce bu süreçlerden kendimiz geçelim. Kendimiz bu süreçlerden geçelim. Yaşayalım. Sonra rehberlik edelim. En önemli kriter bu. Rehberlik etmek için yani İbrahim Hoca beni bugün alıp buradan Çanakkale'ye götürecek, gezdirecek ve geri döneceğiz. Ben hiç gitmedim Çanakkale'ye diyelim ki. Sen de oraya gitmeden beni götürebilir misin hocam oraya? Çünkü yani bana rehberlik edebilir misin? Nerede duracağım, nerede yemek yiyeceğim, nerede kalacağım, nereye gezeceğim? Kaç dakika sürer oraya gitmem? Oradan geri gelirken işte şöyle olursa ne olur? Tekerleğimiz patlarsa nereden? Bu süreçleri milyonlarca kez kanıksaman lazım. O yüzden birilerinden rehberlik alacağınız zaman o kişinin gerçekten oralı olduğunu bilmeniz lazım.
lütfen buna bakın. Tamam. Yani yanlış bir rehberlik almayalım. Oraları gezip görmeyen bir adam bize oraları gezip gösteremez. Doğru. Dolayısıyla kolektif egzersizin tekrar altını çizersem, burada subliminal mesaj vermeye de çalışmıyorum. nöromusküler iskelet disfonksiyonlarını gidermek. Ama niye gidermek biliyor musunuz? Egzersizden maksimum verim almak amacı var önce. Evet, 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 kesinlikle. Bu yüzden kullanılan bir sistematik programlama sürecidir. Evet, dediğim hocam, gibi evet, bir kesinlikle. Personal trainer bu mantığı anlamalı. Bir program dizayn ederken esneklik yapacaksam hangi kaslara esneklik yapmalıyım? Mesela bir örnek vereyim. Şimdi bir bakış açısı vermek istiyorum. Hep tartışılan bir şey var. İşte antrenmandan önce statik streç yapılır, öbürü yapılmaz. İşte falan yapılır, filanca yapılmaz. Şimdi bütün çalışmalara baktığımızda, bütün çalışmaların içeriğinde örnek veriyorum. 50 kişiye statik streç, öbür 50 kişiye işte dinamik, öbür 50 kişi kontrol grubu falan. Böyle evet. Bir bakış açısı var. NASM şöyle bakar. Uluslararası Amerika'nın Ulusal Sporcu Sağlığı Birliği ACSM 1954, NASM 1983 devamı. Bak 1954'ten bugüne kadar. Yani 65-66 senelik bir know-how. Şöyle bakar. Diyor ki NASM. Evet. Bu çalışma okey ama bu çalışmada şöyle iki tane yanlış var. Bir, herkes aynı kaslarını streç etti. Bu doğru bir yaklaşım değil bir kere. Geç kenara koy. İki, flexibility eyleminden sonra yüksek düzeyde sürat patlayıcı iş yapabilmek için başka hazırlıklar var. Onları yapmadım. Yani şimdi ben flexibility dediğim bölümde ister dinamik, ister statik, ister aktif izole, ister başka bir şey fark etmez. Hemen sonrası direkt patlayıcı bir eylem yapamam. Arada ne var biliyor musun? Arada solunum dolaşım hazırlığı var. Arada core aktivasyonu var. Arada denge aktivasyonu var. Arada reaktif aktivasyon var. Bunları yaptıktan sonra bu eylemi yapabilirim diyoruz. Bunun da gerekçeleri var NASM'de zaten. Şimdi bunu bilmeyen, evet yapılan çalışmada dinamik yapılması lazım, statik yapılmaması lazım. Statik yapılacak eylemler de var antrenmandan önce. Hocam stabilizasyon eğer, evresinde statikle başlayıp statikle bitiriyor zaten NASM. Diğerlerinde evet. Herhalde hocam sonunda hep statikle bitiriyor. Öncesinde aktif ve dinamikle bu tarz şeyle gidiyor zaten. Burada herhalde süre dönüyor. O da şöyle hocam. Evet. Tabii. Akut değişkenler zaten hepsinde değişiyor. O neden? Stabilizasyon evresini de doğru anlasın arkadaşlarımız. Kontrol evresi demek. Stabilizasyonu dengeyle karıştırmasınlar. Bana soruyorlar stabilizasyon mu mobilizasyon mu? Yani İlginç sorular geliyor öyle. Arkadaşlar stabilizasyon demek denge demek değildir. Dengenin İngilizcesi balans zaten. O var. Evet. O an evet. Egzersizin yani antrenman içerisindeki esneklik ki mobiliteye hizmet eden bir şey. Demek ki mobilite başta. Sonra evet. Solunum dolaşım eğer varsa. Sonra core sonra denge geliyor zaten. Denge bir antrenman içerisinde burada. Neden core'dan sonra geliyor? Neden dengeden sonra reaktif var? Neden kardiyorespiratör burada? Bunların hepsi gerekçeleri var zaten. Araştıran bilir. Bu bunun eğitimi değil. Şimdi bunu bilmeyen adam bu soruyu sorabilir. Ama araştırmıyoruz işte. Araştırmak lazım. Stabilizasyon dediğimiz kontrol safhasının bir amacı var. Fiziksel, fizyolojik bir amacı var. Beklentisi var. Postural kontrol beklentisi var. İşte fizyolojiye inersek mitokondriye kadar farklı gelişim hedefleri var. O yüzden tempolar yavaş, kontrollü. O yüzden adı stabilizasyon devamlık. Orada denge değil sadece. Denge var zaten ama stabilizasyonu denge diye çevirmeyelim. Aman ha. O yüzden başta statik streç yapıyoruz o safhada. Çünkü eylemler hep kontrollü
Süresi uzun ya temponun. O yüzden statik stretch yapıyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü aşamalara, yani bir direnç, primer kuvvet hedefi, orada aktif izole stretch yapıyoruz. Çünkü resiprokal inhibasyon var. Kuvvet biyomekaniğinde, yani ben bir şey iteceksem, o itişi yapmak için bir kasım kasılacaksa diğeri uzuyor ya, bunun ismi resiprokal inhibasyon. Şimdi böyle bir mekanik varsa o mekaniği stimüle edecek stretch aktif izole stretch'tir. O yüzden onu yapıyoruz. Yani her şeyin bir gerekçesi var. Tabii. Eylemler güç ben içeriyorsa, hocam, power içeriyorsa, çok... yani pardon, patlayıcılık içeriyorsa, o zaman hazırlığım momentum olan dinamik stretch olacak. Hocam ben birçok kurumdan proaktif egzersizle ya da genel personal training eğitimiyle ilgili eğitimler aldım. Uluslararası standartlarda. Evet. Nazım'ın şeyini açıkçası hani yapısını kitaptan ya yani biraz daha araştırarak uygulayarak hani öğrenme fırsatım oldu belki ama yani bu konuda da eğitim almayı düşünüyorum. Hı-hı. Nazım'ın çerçevesi de yani her bir kurumun kendine göre çerçevesi olsa da bazı ortak noktalarda birleşiyorlar. Nazım'ın şöyle bir avantajı var tamam. Bence hocam. Bunu NSM'in mi diyorsun? Ama uzman olmayan bir kişi olarak sürçülisan olursa affola. Genel çerçevesinin artısı şu, her şeye yer vermesi, her evreye ayrı yer vermesi, her evrenin gerekçelerini anlatması, sıralamasına kadar bir çerçeve, tabii, bir sistem oluşturması. Ve basamaklarına şimdi kadar. Şimdi bence bu avantajı var. 18 yıldır birebir işte sektörde görev alma fırsatları buldum. Şimdi de işte işletmecilik, işte eğitimcilik falan konumlarında yer alıyoruz. Şimdi bu süreçte dünyada geçerli ve gerçekten insanlara bir yol çizdiren birçok markanın diyeyim veya modelin veya bakış açısının hem eğitimini aldım, hem umutlarını aldım, hem de bireysel başvuru da yaparak ünvan aldım. Bu evet, süreçte arkadaşlar, gördüm, benim belki 10 katım kadar Türker Hoca advanced seviyede yani bir şey anlatmak için önce bilmek gerekir ilkesiyle yaklaşan birisi. Hocamı tanıdığım kadarıyla en üst seviyelerini almış, evet, bir hocamız var burada. Hani hem akademisyen kim hem de birebir eğitim alıp ondan bahsediyor. Yani bunu da belirtmiş olayım. Buyurun. Şimdi onları almadan zaten şimdi arkadaşlar bir süreçten geçmeden, o sürecin bir kitabını okuyarak yorum yapmak doğru değil. O sürece girmek lazım. O süreci yaşamak lazım, ondan sonra konuşmak lazım. NSM'i ben aldığım anda dedim tamam, bu. Neden bu? Çünkü 2013'te ben bir model yapmıştım, bir kuvvet piramidi yapmıştım kendimce, işte yani yine bilimsel temelli, çok benzer. Sonra araştırıyorum, gerekçeye bakıyorum, ne veriyor? Bir çerçeve veriyor. Bütün yapılan NSM Personal Trainer, o unvanı alış sürecinde TRX ekipmanını kullandığında fiziksel fizyolojik ne olur? Ben bunu nerede kullanırım? Başka bir modeli kullandığımda bunu nasıl bu çerçeveye oturturum? Hepsinin cevabını buluyor. Dolayısıyla o yüzden bir şey. Yani bu bir model değil. Yani sistemi güzel. Modellemesinde şu artısı var. Ben bunu yani uzmanı değilim. Eğitimine hani internet üzerinden vesaire kitabından uygulamaya çalışan bir antrenör olarak diyeyim hocam. Bakış açısı olan bir antrenör olarak söylüyorum. Bir assessment sistemi, değerlendirme sistemi, akabinde ona göre program dizaynı, her bir alanı ayrıştırması aslında herkesin anlayabileceği, Einstein'ın yani, dediği gibi basit ama çok da basit olmayan bir şekilde anlatıyor. Hata yapmayı minimize ediyor. O güzel. Hata yapmayı, evet, minimize ediyor. Onu. Sonra güzel, tabii abi, ki sonra uzmanlaştıkça kendi şeylerini geliştiriyorsun. İşte bu uzmanlıklara girdikçe, zaman aldıkça. Bana soruyorlar hocam, ben diyorlar korektif egzersize geleyim mi, gelme diyorum. Önce personal trainer. Hayır. Personal trainer aldıktan sonra mesela alıyorlar arkadaşlar. Dinleyen varsa da selam olsun. Alıyorlar hemen, hocam işte 2 ay sonra da ona gireyim diyorum, gelme. İşte buradalar, yüzü burada, varsa dinleyen söylesin. Bekle diyorum. Önce bunu sindirmen lazım. Bu böyle bir şey değil. Daha yeni başladı. Yani NSM'in güzelliği şu. Bir yıl sertifikayı aldıktan sonra konu yeni başlıyor zaten. Konu yeni başlıyor. Harika. Harika. Bizim de hocam YDMA olarak ilkemiz
Tamamen aynı bakış açısına sahibiz sizin. Hocam peki konudan da çok böyle uzaklaşmadan. Bir de hocam atletik trainer var. Oo. Performans koçu var. Bir de medical Evet. egzersiz dediğimiz bir kavram var. Bunlarla bağdaştırabileceğimiz bir şey midir? Bu yoksa tamamen medical trainer özel popülasyonlarla daha çok çalışan ya da buraya yükselebilen nasıl ifade Tamam. ederiz bilemiyorum. Buyurun. Tamam. Şimdi şöyle hocam. Bir daha Kısaca hocam. ya Yani sanırım çok da bitireceğiz. detaylı gitmedim. Bir toparlayalım. Bir toparlayalım. Bayağı da Yok yok olmuş. hocam. İkinci şeye geçeriz. Hiç sorun değil. Ha Sadece yok hani yok. medikal Yok. egzersizle ilgili çok şey yapamadık. Sizin ama müsait misiniz hocam? Ya Siz şöyle müsait ben misiniz? bir saat diye şey yapmıştım ama Ha çok şey değil tamam. yani bir 10 dakikada şey yaparız. Sonra Tamam isterseniz hocam. bir daha yapalım ben bunu yapalım istiyorum. Bir şeyde Yapalım konuşalım hocam. onu da. Yani medikal egzersiz hocam kavramlar biraz daha hani Tamam. insanlara kafasında soru işareti kalmasın diye biraz üzerinde Toparlayacak duracağız. olursam hocam, toparlayacak olursam izin verirseniz toparlayayım şöyle. Estağfurullah hocam. Medikal kavramı koruyuculuk, sağlığı yerine getirmek dedik başta. Medikal koruyuculuk, koruyucu egzersiz demek tam karşılığı. Kimi koruyor? Çoklu risk faktörü olan, geriatri, yani hareket kısıtlılığı olan, kronik bir hastalığı olan bireylerin egzersiz süreçlerini yöneten uzmanlara diyoruz biz bunları ve Ya da komplike bu süreçte problemlere sahip olmak. evet ve sonuç itibariyle yaklaşık 40 yıldır da dünyada yaygın bir şekilde 2010'da da 4 milyon sadece Amerika'da 4 milyon katılımcısının olduğu bir ve bunun bir felsefesi var. Her şeyin olduğu gibi bunun da bir felsefesi var. Felsefesi şu. Bizim yorumladığımız felsefe. Her şey hareket özgürlüğü için. Bu felsefe. Her şey insanların hareket etme özgürlüğü üzerine kurgulanmış ve bunun üstüne sorarak, felsefenin üstüne soru sorarak vizyon, misyon ve yol haritanızı oluşturuyorsunuz. Bu medikal egzersizin kavramı. Gelelim atletik performans koçuna. Performans koçu da şu. Bir sportif performans, yani sportif verim beklentisinin fiziksel, fizyolojik süreçlerini analiz edebilen, anlayabilen, yönetebilen, geliştirebilen, koruyabilen uzmana denir. Yani bir performans zaten verim demek Türkçesi. Sportif verim dediğimde örneğin bir müsabaka işte futbol müsabakası, basketbol müsabakası, yüzme, ata binme, jokey hiç fark etmez. Rally hiç önemli değil. Bir performans uzmanı bütün bu süreçleri analiz edebilir. Yani bir performans uzmanının branşı olmaz. Eğer branşla gidiyorsa zaten hani şöyle ben o branşı bilmiyorum diyorsa zaten o işi bilmiyordur. Yani İngiltere kuvvet kondisyon koçluğunun eğitimini aldığımda mesela bana kurada çim okey çıkmıştı. Orada da özellikle bunu vurgulayayım. Bilmeyenler için söyleyeyim. Dolayısıyla bu kişi de bu. Bir de atletik trainer var. 1947 Amerika'da National Athletic Training Association kuruluyor. Trainer da şimdi hani burada ilk defa böyle bir ortamda söylüyorum. Umarım yarın bundan da eğitimi çıkmaz. Atletik trainer Buyurun hocam. Arizona State Üniversitesi'nde bir programa katıldım. Bununla da ilgili. 2013 yılında. Zaten o vesileyle NSM'le tanıştım. Arizona State Üniversitesi'nde programım var çünkü. NATO muydu o Tenis. ya? NATA, evet. Şöyle arkadaşlar. Sakatlık teşhis ve tedavi sürecinde kişinin fiziksel performansını korumakla görevli, gerek önlemekle görevli, gerek zamanında bandajla bile yapabilecek bir yetiye sahip, daha çok fizik tedavi, fizyoterapi uzmanlarının yöneldiği ve ama asli merkezi kişinin sakatlık süreci tedavi sürecindeki kaybettiği fiziksel performansı, fiziksel durumları ki fiziksel durumlarımız nasıl? Her gün
strese uğramadığı sürece gerileyen unsurlardır. İşte gerek solunum bulaşım sistemi olsun, gerek hareket sistemi olsun, sinir sistemiyle ilişkisi olsun, gerek eklemin hareketleri olsun. Bütün bu unsurları gün geçtikçe kaybettiğimiz için bunların kayıp yaşamamasını sağlayan uzmandır. Atletik trainer. Ama sağlık yani, uzmanıdır diyebilir miyiz hocam? Tabii tabii sağlık uzmanıdır böyle hani dışında öyle çünkü üst, sağlık uzmanı üst düzey. Üst tabii. Yani üst hocam düzey artık o hani hocam şöyle tabii sıralayabilir miyiz? Kariyer olarak mesela bir fitness trainer, egzersiz nasıl sıralarız hocam? Fitness assistant yani hızlıca şöyle diyeyim, fitness assistant işte egzersiz nedir, fitness nedir, spor nedir, bu süreçler nedir, insanlar neden yani fitness fiziksel uygunluk bileşenleri nedir, bu bileşenler nasıl testlendiriliyor, ama sadece bilen hani çok böyle uygulama ve değerlendirmesi olmayan. Evet. İkinci aşama artık bu süreçlerin içine giren yavaş yavaş egzersiz. Orada bir kopukluk hareket, oldu hocam. Egzersizden fitness sonraki fitness eğitmenliği. Fitness eğitmeni. Fitness instructor dediğimiz talimatçı. Yani instructor dediğimiz level 3 Avrupa'da level 3 olarak geçen işte ölçme değerlendirme süreçlerinin artık içine giren egzersiz uygulaması daha çok güvenli olan izotonik ekipmanlar veya işte bazı eksik hareketin açılarını, işte kontrol noktalarını bilen, 7 elementi bilen, işte itme, çekme, anti rotasyon, rotasyon, locomotion, taşıma, bükülme, işte hip hinge, bu gibi kavramları anlayan. Sonra da personal trainer dediğimiz artık bireysel dizayn yapabilen, bireysel artık fonksiyonel anatomiyi anlayabilen, bazı tespitlemeler yapabilen, o süreçte koçluk yapabilen uzman. Ondan sonra dallar ayrılıyor. Sonra performans konusunda yani bir spesifik sportif performans konusunda uzmanlaşma uzmanlaşan. Başlıyor. Değil mi hocam? Tabii Advanced Health and Fitness Specialist konusunda yani bu patolojik durumlarla ilgili uzmanlaşan. İşte bir nevi bu arada hocam şunu buna da medical trainer ya da medical egzersiz uzmanı başlığı diyebilir miyiz? Ya da bu alanla ilgili diyebilir miyiz? Advanced Health ve Fitness. Hocam o nasıl bir şey biliyor musunuz? Bunu doğru tespit edelim. Medical fitness lütfen uygulamanın ismi. Doğru. Yani doğru. Koruyucu egzersiz uygulamanın ismi. O doğru uygulamayı yapan kişi Advanced Health and Fitness Specialist'tır. Aynen. Bu net. Evet. Sonra da ama şöyle olabilir. Cardiac Fitness Specialist. İşte farklı obezite, uzmanlıklar alabilir. Okey. Bir de atletik trainer dediğimiz ama o artık hani farklı bir şey. Lisans program onun lisans programları falan var artık yani. Hani var. Konuda. Yüksek lisansı da var hocam. Lisansı evet da var. Aha. 4 yıllık, 8 yıllık. Doğru. Bu böyle bir böyle bir kariyer. Korektif egzersiz de personal. Yani personal trainerlık hani tabiri caizse bizim anaerobik eşiğimiz var ya. Anaerobik eşik. Evet. Oradan sonra anaerobik kapasite yani istediğim yani dağılıyor. Bu hocam böyle bazı gitmeli. Kurumlar medikal egzersiz spesyalist de dese ya da ACSM egzersiz fizyoloğu da dese evet. Health and biraz evvel söylediğiniz Avrupa standartlarında dese bunların hepsini uyguladığı şey medikal egzersiz ya da medikal fitness diyebiliriz. Doğru mu? Koruyucu egzersiz. Tam karşılığı o. Medikal koruyucu egzersiz. Ünvanın bir bunu da net olarak bahsettiğiniz Tabii gibi konunun başında tabii ifade etmiş tabii olduk. Bir temel oturmuş. Ya bu uygulamanın ismi bu ya. Ya bu uygulamanın ismi bu. Yani korektif bu egzersiz gibi bu da medikal egzersiz yani. Evet, o bir uygulamanın harika ismi yani. Harika. Evet, evet hocam hep kavram karmaşası vardı zaten. Biz ama bir şey yerimiz söyleyeceğim. Döndüğünce bir lütfen. Gerçekten bu konuda toparlarsam yapılan her Lütfen şeyi hocam. Yapılan her şeyi bilinçli bilinçsiz çok değerli buluyorum. Gerçekten. Kesinlikle. Sana da konuştuk kesinlikle bunu. Neden biliyor musun hocam? Her süreç olumlu olumsuz, her olumsuz her süreç yani su yolunu bulur ya gereğini deprem olmadan
Hiçbir unsur yerine oturmuyor. Onlar yerine oturacak. Bu süreçte herkes katkı sağlıyor. İyi bir şey yapan yaptı. Zaten kimse kötü bir şey yaptığını düşündüğünü düşünmüyorum. Yani herkes yaptığı tabii, her şeyin tabii. iyi olduğunu düşünerek yapıyordur. Eminim. Ve hepsi değerli. Onu demiş, bu bunu yapmış falan. Bütün bu süreçlerin hepsi dönüp baktığımızda bu süreci oluşturacak. Bu ihtiyacı karşılayacak. O yüzden doğru, hepsine doğru. sahip çıkmak lazım. Bütün fikirlere sahip çıkmak lazım. Bunları burada tutarken dünyada ne oluyor onu buraya getirmek lazım. Hı. Yavaşça birleştirmek lazım. Çünkü bu bir uygulama ya. Medikal egzersiz bir uygulama. Ama bu uygulamayı disiplinler, başka disiplinlerle de konuşmamız lazım. Bir şey sana söyledim. Hastanede bunu anlatana kadar canımız çıktı. Şimdi onu anlatmadan o insanlarla çalışamazsın ki. Bunu beslenme kesinlikle. Uzmanı var, hekimi var. İşte moleküler tıp bile bu işin şeyinde. Ki bizim hocam, programımızın hocam, başında böyle bir kişi bir var. Burada bir örnek verebilir miyim? Kısa sizin dediğinizi destekleyecek bir örnek vermek istiyorum. Ben de evet. hocam özellikle 3,5 yıldır bu alandayım ama her zaman diyorum yani benim çalıştığım daha çok kas iskelet sistemi üzerine hocam. Hani bunu da hocam mesela sağlıkçıların beni benimsemesi, bu dediğim şeyleri anlaması süreç. Gerçekten bir süreç. Süreç gerçek. Tabii ki ama süreç. O güven oturduktan sonra hocam adam da senin bildiğine ve fayda sağladığına etik ahlaki sınırlara da sahip olduğunu bildiği zaman onun işine de çok iyi geliyor. Çünkü yaptığı Hı-hı. tedavi neyse ya da kişinin çok daha faydalı, verimli sonuç oluyor. Bu herkesin başarısının kümülatif tabii katkı sağlamış. Bravo, aynen bu. Bu zamanla olacak bir şey. Zamanla. Arkadaşlar hepimiz insanlığa katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnsanlığa Evet. bir fayda sağlamaya çalışıyoruz. Günün sonunda ya çok basit söyleyeyim. Benim annem demiştim, sen yoktun, Levent vardı. 66 yaşında tansiyon hastası. Benim annem kaliteli bir fiziksel aktivist, yani günlük işlerini kaliteli yapması gerekiyor. Ben Evet, bunu sağlayıcı çerçeveden bahsediyoruz. Yani insanların hayatını esenleştirmekten bahsediyoruz. O yüzden yaşam kalitesine katkıda bulunmak. Lider bu konuda öğretmek belki bir kişilere egzersiz yaptırırken, çünkü hocam medikal egzersiz ya da fitness dediğimiz kavram bir öğreti aynı zamanda, değil mi? İnsanlar şimdi bunları nasıl mesela ACE'in programını bitireyim. Onunla ilgili de çok fikrim oluştu. Bitirdikten çok sonra iyi onunla olur. ilgili ayrı program yapalım. Yapalım Şimdi hocam. ben Farklı bakış açılarına bakalım. Tarzım benim nasıl biliyorsun? Bir şeyi almadan, edinmeden o konuda söz sahibi olmak istemem. Bitireyim. Tamam hocam. Bitirdikten sonra Harika. onu da konuşuruz. Onların da bir bakış açısı nedir? Tabii. Consul on Exercise. Amerikan Consul Consul on on Exercise. Exercise. Consul on Evet. Exercise. Şeyini de hocam. Herkesin bakış açısı değerli çünkü. Biz Tabii bunlardan ne tabii. alırız? Ne alırız? Nasıl bir şey İyi. yaparız? Ya da bir şey yapılacaksa ya da bir model benimsenecekse kriterlerin belirlenmesinde çok önemli hocam bunlar. Tabii Farklı tabii görüşlerin tabii. katkı. Farklı Evet. bakış açısı. Hocam peki son bir şey yapayım, soru sorayım. Sizce iyi bir bu konuda bir eğitim olursa, yani vardır belki, ya da standartlar hocam kısaca bir çerçeve çizecek olursak ne olmalıdır? Birincisi, biz mesela çarşamba günü araştırdık dünyadan örnekleri hocam, farklı kurumların. Şunları söyledik mesela. Sizin de görüşünüzü kısaca ikinize almayı. Bir, konuda Benim eğitim görüşüm verecek, zaten bahsettiniz gerçi ama benim eğitim verecek görüşüm kişilerin... her yerde yazıyor zaten. Evet. Barış, 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 barış hoca. Barış Ay, kardeşim. selamlar. Barış hocam. Hocaların Hocam bir... adamın kralı. Bu bir süreç. Bunu anlıyorum. Hı. Özetliyorum hocam Tabii, çerçeveyi. tabii. Bir, Tabii. egzersiz uzmanı, önce personal trainer, Eğitmen. bunları aştıktan sonra Tabii. medical trainer alanına yönelilmesi lazım. Bu bir. Doğru mudur hocam? Evet. Medikal egzersiz uygulamasına yönelmekten bahsediyoruz. Ondan bahsediyoruz hocam. Esasen her uluslararası eğitmen belirli Evet. oranda kronik sağlık durumları ve hareket sınırlılıkları dediğimiz, mesela buna şey de giriyor. Çocuklar,
seniorlar, yaşlılar. Yani şimdi mesela çocuklar dediğin zaman bir çocuğun glikolitik enzim aktivitesi bir yetişkin gibi değildir. Mesela bunu bilmek lazım. O zaman işte bir çocuğun maksimal VO2'si değil, peak VO2'sine bakmak lazım. Bu da mesela bir personel işte trainer'ın bilmesi. Evet. Ama şimdi çocuklarla ilgili bir personal trainer ne oldu? Uzman mı oldu? Ama belli bir bakış açısına erişmek zorunda. Dolayısıyla o yaptığı da mesela hamilelik, değil mi? Hamilelikle ilgili süreçleri, fizyolojik süreçleri hakim olması gerekiyor bir trainer'ın. Ama ne oldu? O konunun direkt uzmanı mı oldu? Hayır, bir bakış açısı alması gerekiyor. Sonra o konuda daha detaylı dediğimiz gibi patofizyoloji, yani hastalıkların tespit edilmiş veya adı konmuş veya konulmamış anomalliklerin hücresel düzeyde, mekanik düzeyde, fiziksel fizyoloji, morfolojik düzeyde bir uzmanla konsülte yapabilecek kadar bilgiye sahip olması lazım. Tabii. Doğru mu hocam? Tabii. Onun ismi de medikal egzersiz uygulamaları, ama buna medical fitness uzmanı ünvanı tabii gerek yok. Bu ünvan öyle bir ünvan değil çünkü. Tabii ki. Sonuçta hepsi egzersiz uzmanı yani. Evet. Önce egzersiz uzmanı. Ben hocam medical trainer'ı kullanıyorum. Medical trainer'ı kullanıyorum. Tamam. Tamam, süper. Kabul edilir mi hocam? Kabul edilir. Niye edilmesin? Hocam personal trainer eğitimlerini aldım. FMS tamam, uluslararası şimdi eğitimler aldım. Bu alanda 3,5 yıldır çalışıyorum. Hala öğrenmeye çalışıyorum. Sağlık uzmanlarıyla. Güzel sonuçlar alıyoruz inşallah. Tabii. Evet. Hocam bir kere böyle bir eğitim kapsamında Her alanın bir uzmanlığını onu sordun şimdi, değil mi? Şimdi siz çünkü bu işlerin içindesiniz. O yüzden soruyorum. Hı-hı. Hani yurt dışını da gördünüz. Orada nasıl oluyor diye. O yüzden. Şimdi şöyle, bu süreç bazı kurumlarca bireysel başvuru. Yani siz belirli bir süreç bu mesleği yapıyorsunuz ve bunun yaptığınızı ibraz ediyorsunuz, kanıtlıyorsunuz. Sonra bu mesleğinizi destekleyecek tamamlayıcı eğitimler alıyorsunuz. Yani örneğin işte gittiniz kardiyak ile ilgili bir eğitim aldınız. İşte siz kas iskelet fonksiyonları ile ilgili eğitim aldınız falan. Bütün bunları ibraz ediyor. Adam sana gel direkt bizim eğitime sen başvurdun, seni alıyoruz demiyorlar. Eğitim, şimdi bazı kurumlarda eğitim yok zaten. Siz oraya ibraz ediyorsunuz. Onlar sizi değerlendiriyor ve bu ünvanı veriyorlar size. Bu bir yöntem. Bazı kurumlarda da öyle. Değerlendirme. Evet. Tabii. Zaten onlar akreditasyon veriyor artık. Bu adam diyor, bunları yapıyor. Tamam. Bu bir. İkincisi işte bu tip programlar var. İşte ACSM'in programı var. Klinik egzersizle ilgili. Eski ismine kalıyor hep aklım. egzersiz fizyolojisi uzmanlığı eğitimi. Orada da belli kriterler alıyor. O kriterleri sahipsen seni eğitime alıyor. Böyle de bir durum var. Ve çok zorlu süreçlerden geçerek bu süreci tamamlıyorsun. O da bir yöntem. Artı hocam güncellemiyorsun kendini, değil mi? İki yılda bir falan hani belli eğitimleri. Continuing education dediğimiz devamlı tamamlayıcı eğitimleri alıyorsun. Onları almazsan expire oluyorsun. Yani sertifikan gidiyor. Arkadaşlar. Türker hocam bir kopukluk oldu. Sesim geliyor mu şu anda? Geliyor. Ufak bir kopukluk oldu hocam. Son dediğinizi tekrar alabilir miyiz? Son dediğim şu, expire oluyorsun. Yani süreç eğer o puanı, krediyi tamamlamazsan sertifikan expire diyor. Yani gözükmüyor sistemde. Benim mesela birçok şeyim var öyle. Şu anda expire olan. Türkiye'de hocam. Türkiye'de bu standartlar olması gerekiyor mu? Tabii. Şöyle, bahsettik ya. Ya da ne kadar olabilir? Örneğin bizim vizyonumuzda, bizim yöntemimizde ki zaten her yerde yazıyor, çiziyor. Bizim yöntemimizde minimum uluslararası herhangi bir kabul edilebilir yetkinliği olan bir kurumun personal trainer unvanını aldıktan sonra, aldığın tarihten sonra en az 1000 saat
O Çalışmış olman işte lazım. çalışmış olman lazım. En önemli şeyimiz bu, kriterimiz bu. Aynen Sonra da öyle. mülakat süreci var zaten. Dolayısıyla daha Türkiye dedim, Türkiye'de biz daha bunun şeyini yapmadık. Hepsi hazır. Workshoplar yaptık. Bilinçlendirme workshopları yaptık falan. Ama önce Ama hocam, öyle olması gerekmiyor mu? İnsanlar bu kavramı bilmiyorlardı mesela. Şimdi burada Tabii. belki birçok arkadaş izledi. Ya gerçekten bununla ilgili bir çerçeve oluşmaya başladı. Tabii. Önce iyi anlatmak da gerekiyor hocam. Hem niçin hocam biliyor musunuz? Benim görüşüme göre. Bir, kavram karmaşası olmasın diye. Yani Tabii. yarın bir gün sağlıkçı ile şeyin karşılaşmasın diye. Daha etik sınırlar içinde olsun diye. Hem de kaliteli bir eğitim olsun. Önce hocam Ama bunları bir şey anlatmak. söyleyeyim mi? Çok güzel hekimler, bizim mesela ekibimizin, bizim Hocam kopukluk oldu. kategorizasyonlarımız var. Altı kategorizasyon. Hocam yayın koptu. Geldi. Hocam ses yok. Hocam ses yok. Bir giriş çıkış yapar mısınız? Bir giriş çıkış yapar mısınız? Bir yere ayrılmayın arkadaşlar. Giriş çıkış yapın hocam. Ses yok. Ses yok. Bir giriş çıkış yapın hocam. Evet. Türker hocam gayet iyi. Levent'ciğim bir giriş çıkış yapar mısın, yazar mısın Türker hocama? Girin çık. Arkadaşlar yani çok güzel olayı özetledi Türker hocam. Yani bu standartları baz alarak bir şeyleri seçin, değerlendirin. Sonuçta hepimiz sektörün içinde olup akıllı insanlarız. Yani çok şükür akıl sağlığımız diye bir şeyleri ayırt edebilecek bir muhakemesini yapabilecek bir şeye de sahibiz. Bunu iyi ayırt edebilmek gerekiyor. Geldik mi Hocam, baba? Heh. geldik hocam. Tamam. Tam gaz devam hocam. Şimdi bizim vizyonumuz esasen her vizyonun çok da şeyi tutmayayım ben bitireyim. Her vizyonun temelinde bir felsefe olması lazım. Yani bir bakış olması lazım. Bizim felsefemiz, benim felsefem, benim kurumlarımın felsefesi temelinde şu var. Her birey özeldir. Her birey eşsizdir. Bu bir felsefe. Eşsizdir derken detayına iniyoruz şimdi altına. Metabolik olarak, metabolizma işleyiş olarak eşsizdir. Psikoloji, fikir olarak eşsizdir. Sağlık dengesi olarak eşsizdir. Eşsizdir de eşsizdir. Peki bu bizim felsefemiz. Şimdi bunun üstüne vizyonumuzu bina etmek için madem her birey eşsiz, bizim uzmanlığımız ne? İşte biz fiziksel, fizyolojik kişileri geliştirip koruyabiliriz. Uzmanlığımız bu. O zaman her birey eşsizse bu yönden iş yapacak insanları yetiştirmek. Bunları yani bu, pardon, vizyonumuz herkesin bu konuda hizmet alması. Misyonumuz bu insanları yetiştirmek. Peki tekrar sorguluyoruz. Nasıl? Sonra sonra geliyoruz. Sonra sonra gidiyoruz. Sonra sonra sorgulaya sorgulaya kendimizi döve döve bir yol buluyoruz. Kendimizle kavga etmezsek, kendimizi sorgulamazsak ve başkalarının sorgulamasına izin vermezsek doğru yönümüzü bulamayız. Ve bu şekilde biz şunu diyoruz medikal egzersiz uygulamalarında. Bu uygulamayı yapabilmek Harika. için, bütün dünyanın da yaptıklarıyla beraber en az böyle bir tecrübeye sahip bir adam olmamız lazım, birey olmamız lazım, pardon. Bu okey. Peki programımız ne olmalı? Hangi disiplinlerle? Psikoloji, nöroloji, onkoloji, işte genetik. Bunlarla bir birliktelik yaptık mı? Yaptık. Bir ekip oluşturduk mu? Oluşturduk. Onlara fikrimizi anlattık mı? Yıllar mı sürdü? Evet, yıllar sürdü. Şimdi bir onlarla çalışma yaptık mı? Çalışma. Aynı şeyi konuşuyor muyuz? Konuşuyoruz. Peki bu Evet. kişiyi aldık. Bu kişi geldi. Biz bu kişiye neyi aktaracağız? Bu kişiye kim aktaracak? Nasıl aktaracak? Hangi dokümantasyonları verecek? Nasıl takip edecek? Bütün bu sistemleri, setup'ı oluşturmak lazım. Sonra bölümleri olması lazım. İşte diyabet gelecek bir profesör, hoca diyabetin patolojisini anlatacak. Diyabetle ilgili bütün bilgileri anlatacak. Gelecek bir ortopedi uzmanı,
bunu anlatacak. İşte bir kadın doğum uzmanı hamileliği anlatacak. Onkoloji uzmanı. Hocam. Kadın doğumda kaldınız hocam. Onkoloji uzmanı. Biz de dün gelecek. Hocam biz de dün standartları çarşamba günü araştırdığımızda benzer şeyleri aslında gördük. Tabii. Kanseri sizin anlatacak. Sizin de sistemimiz o şekilde. Sonra bir işte immünoloji olacak, nöroloji olacak. Bütün bunlar işte obeziteyi anlatacaklar. Sonra biz de bu kişilerde nasıl egzersiz planlaması yapıyoruz? Bu konuda onlara rehberlik etmeye çalışacağız. Ve sonuçta bütün bu 6 bölümde ayırdığımız başlığı insanlar gelip kendilerine ek olarak bir katkı olarak. Evet. Hocam dilerseniz çok yorduk sizi, kusura bakmayın. Estağfurullah. Şey, bir lafımı bitireyim. İnsanlar bu süreçte kendilerine katkı olarak belki de bir tane programa katılacaklar. Belki de hepsine katılacaklar. Ki yani böyle bir süreç bu. Bizim kafamızdaki profil diyelim. Profil bu. Belki de dediğim gibi hepsini alacaklar. Ondan sonra da bizim aracılığımızla, biz onlara rehberlik ederek hangi kurumlara nasıl başvuracaklarını, koçluğunu yapabiliriz. Durum bu yani. Tabii. Tabii. Bence en önemli şey bu. Bir eğitimden önce bir sistemin olması gerekiyor. Ya da bir evet. Yönlendirmenin, bir sıralamanın, bir kriterlerin standartizasyonu olması gerekiyor. Bu olduktan sonra zaten hocam içerikte ise tamam yani, o kişi bir de pratik yaptıkça hem maddi olarak hem manevi olarak her şekilde hocam bence kazanç sağlar da profesyonel olarak, egzersiz profesyonel olarak zaten bir şekilde hocam şey yapar. Hocam evet. Son eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Haftaya devam edelim hocam. Yine farklı edelim, konu edelim. Değil, konularla olur, olur. Dersiniz. Olur, biraz daha detaya da girebiliriz. Şimdi arkadaşlar hani bir kavramları konuştuk. Bunu yayınlayalım. Her yerde izlesinler. Bize de ulaşabilirler. Size de ulaşabilirler zaten. Yani siz bu konuda daha fazla mesai harcıyorsunuz. Benim bazen şey olarak yani farklı kafalar, farklı yönlerde de şeylerim olduğu için münakaşalarım. Hocam, siz benden çok daha etkili cevaplar da doğru, verebilirsiniz estağfurullah, insanlara. Estağfurullah. Biz doğru ve etik olduğunu düşündüğümüz 7 email olarak her şeyi hocam destekleyici. Yani destekleyici. Evet. Bizim için iki kriter önemli. Tabii ki siz bizim için çok değerlisiniz hocam. Siz de. Teşekkürler. Yani sizi de biz bunu gördüğümüz için, 7 email felsefesiyle birebir uyuştuğu için zaten hocam. Biz, sizin spor bilimlerine cidden bu zamana kadar çok katkı sağladığınızı biliyoruz. Takip ediyoruz. Yani işte bundan şöyle sonrasında da yine biz de bu konuda elimizden ne destek geliyorsa hocam vermeye hazırız. Yani biz mesai harcarız hocam. Yeter ki doğru bilgiyi hissettik insanlara. Doğru teşekkürler. Kişilerle. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Daha sonra dediğim gibi biraz daha detaya gireriz. Yani işte kardiyak, işte diyabet, ortopedi, işte obezite, kanser, biraz daha böyle detaya girmeye çalışırız. Hocam kendinize çok iyi bakın. Siz Ben de çok iyi bakın. Levent adına da çok teşekkür ediyorum. Çok evet, güzel Levent'e bir de selamlar. Gayet bilgilendirici, açık ve net olarak bir şeyleri dünyadan örnekleriyle beraber anlattınız. Biz de dilimiz döndüğünce çarşamba günü anla bu sefer, ama sizin hocam anlatımınızla bu daha da güzel bir çerçeve oturmuş oldu. Tamam. Yani daha da Eyvallah. Tam yerine oturmuş. Hocam eyvallah. Saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Kendinize Herkese çok iyi bakın. Sevgiler. Çok soru Hoşça gelmedi kalın, ama neyse. Sorular vardı arkadaşlar. Bir dahaki yayınları artık şey yapalım. Çünkü bu Tamam. konuda çok fazla soru almadım. Özellikle almadım ki hani biraz temeller otursun diye insanların kafasında. Evet. Belki ilerleyen yayınlarda Türker hocamıza devam edeceğiz zaten. Orada özellikle bir günde soru cevap yaparız hocam. Olmadı. Tamam, tamam. Süper. Görüşürüz. Hocam saygılar, selamlar. Evet arkadaşlar, 7 email olarak uzmanlarımızla kaldığımız yerden devam ettik, ediyoruz. Doğru bilgiyi vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Arka planda ciddi çalışma yapıyoruz. Sabahlara kadar bazen uyuyamıyoruz. Video indirmesi vesaire. Bu süreçte 7ME YouTube kanalına üye olarak orada indirildiğimiz videoları izleyebilirsiniz. Bizi bu şekilde motive eden güzel mesajlarınız için de teşekkürlerimizi iletiyoruz buradan. Bizi takip etmeye devam edin. Umarım güzel bir yayın olmuştur. Herkese, tüm fitness, sağlık profesyonellerine, herkese sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Bizi takip etmeye devam edin.